Felsefe eğitiminin daha çekici hale getirilebilmesi için neler yapılabilir? Bu konu üzerine tabii ki eğitimcilerden daha çok felsefeciler kafa yormuştur. Türkiye özelinde konuşursak, Türkiye'de felsefe eğitiminin daha çekici hale gelebilmesi için öncelikle felsefenin sevilmesi gerekiyor. Bu da çok kolay bir iş değil. Çünkü felsefe eğitimi genelde belli zorunlulukların veya müfredat içerisinde, eğitim programı içerisinde belli türden anlayışların sonucunda ortaya konuluyor. Felsefe eğitimini daha çekici hale getirebilmek için dünya özelinde neler yapılmış? Dünyadaki ülkelerde ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bazı karikatür karakterleri, bazı özel animasyonlar veya Sophie'nin Dünyası diye Türkiye'de çokça bilinen romanlar gibi bazı çalışmalar vardır. Felsefe tiyatroları vardır. Aslında felsefenin insana çok sonradan aktarılan, sonradan dayatılan bir şey olmadığı, kendisinden gelen, çok doğal bir yetenek olduğunu gösteren eğlenceli şeyler yapılabilir. Felsefe eğitiminin çekici hale gelmesi için üniversite bazında yapılanlar genelde gündelik hayatla ilgili konularla bağlantı kurmaktır. Örneğin biz felsefe derslerimizde küreselleşmeyi tartışırız, yeni medyanın sorunlarını tartışırız, yeni toplumsal hareketleri tartışırız, öznenin yeni bilme tarzlarını tartışırız. Bunları canlı örneklerden, filmlerden, edebiyat eserlerinden belli şekillerde bağlantılarla anlatmaya, aktarmaya çalışırız. Öğrencilerimiz açısından felsefe eğitiminin daha çekici hale gelebilmesi onların bu bilgiyi hayatta kullanmalarıyla ilişkili. Yani toplumda gördükleri, bireyde gördükleri, etraflarında, çevrelerinde gördükleri şeylerin aslında felsefede açıklanmış, çok daha öncesinde düşünülmüş, üzerine konuşulmuş şeyler olduğunu, belli düşüncelerin somut biçimleri olduğunu gördükleri zaman rahatlarlar. Ve Montaigne'in bir lafı hep aklıma gelir. Montaigne der ki felsefenin yüzüne bu kas katı maskeyi kim taktı? Gerçekten felsefe kendisinden korkulacak, ürkülecek ya da bir odada içe kapanık bir şekilde karamsarca yapılacak bir dünyanın ürünü değildir. Aksine günümüz örneklerinden görüyoruz. İşte havaalanında felsefe diye kitap çıkıyor. Belli filmler felsefeyle ilişkili hale geliyor. Ütopyalar, distopyalar, bunlara ilişkin filmler, yeni eğlence programları, bu tür şeylerin hepsi felsefenin daha çekici hale gelebilmesine hizmet ediyor. Yine Türkiye üzerine dönersek, liselerden daha önce felsefe eğitiminin başlıyor olması çok daha çekici hale getirecektir. Çünkü liseler felsefe eğitiminin alınabilmesi için oldukça geç aşamalardır. İlkokuldan, okul öncesi öğretmenliğinden felsefe bilgisinin verilmesiyle kişiler için çok daha çekici hale getirilebilir. Böylelikle biz de üniversitemizde felsefeyi severek buraya gelmiş kişilerle bir arada olabiliriz diye düşünüyorum.